Anne! Gel. Anne, hani babamla konuşacaktın? Hala aynı şeyi söyleyip duruyor. O düğünü konuşmak için kızın evine gidiyor şu anda. Ne? Sen ne diyorsun? Evet, doğru söylüyorum. Bak, lütfen onu durdur anne. Daha olayın travmasından çıkamadım ama o bana yardım edeceği yerde beni evlendirmek istiyor. Sabah akşam beni düğünle tehdit ediyor. O adam babana nasıl bir büyü yaptı, bir türlü anlayamıyorum. Aklı başında bir insan kendi evladını böyle bir cehenneme atar mı? Anne, bunu bana değil, babama söyle. Söyleyeceğim, sen üzülme. Bu iş artık bende. Ve asla o ahlaksız kızın gelinim olmasına izin vermeyeceğim. İnsan içine çıkıyorum. Bu nasıl olabilir? Anne, o ahlaksız falan değil. Ona böyle deme lütfen. Senin neyin var, iyi misin? Bir yandan onu koruyorsun, öte yandan evlenmek istemiyorsun. Evlenmek istemiyorum demek sadece evlenmek istemiyorum demektir. Bu onun ahlaksız olduğu anlamına gelmez. Evlenmek istemiyorum, bu kadar basit. Ama oğlum, babanın önünde de böyle konuşursan bu onu mutlu eder. Onu vazgeçiremeyiz. Oğlunu evlendirmek için masum bir kız bulduğundan emin olur o da. Çünkü Faraz onun karakterine laf söyletmiyor der. Hem iyi biri olduğunu nereden biliyorsun? Elinde kanıt mı var? Ahlaklı kızlar tanımadığı erkeklerle otel köşelerinde buluşmaz. Nereden ahlaklı oluyor? Bak anne, istediğini söyle. Ama bir şey değişmeyecek. Bak, ben sadece evlenmek istemiyorum ve bunun için de onu karaktersizleştirmeye hiç gerek yok anne, değil mi? Beni dinle. Geçen gün o kızla görüştüğünde ne oldu peki? Senin yüzünden o zavallı kızın bütün şehirde adı çıkarken sen de annenin önerilerini hayata mı geçiriyor? Hadi, lütfen. Sessiz ol oğlum. Ben konuşurum babanla. Otur. Sen de konuşma. Ben konuşacağım. Siz dinleyeceksiniz. Ne oluyor Halime? Halime, bak, senin de bir kızın var. Senin de kardeşin. Allah esirgesin. Bu olanlar ya onun başına gelseydi ne olurdu ha? Ne yapardınız? Söyleyin hadi. O zaman da böyle yapar mıydınız? Sana ne oluyor? Sen benim masum kızımla yabancı bir erkekle otelde buluşmaya giden bir kızı karşılaştırmaya nasıl cüret edersin? O senin de kızın. Şunu sakın unutma. Buluşmaya gittiği o adam oğlumuz. Artık olan oldu. Ne yapabiliriz ki? Ben oğluma ceza mı veriyorum? Beni yanlış anlıyorsun. Ben ona kendini ve çevresini korumasının yolunu göstermeye çalışıyorum, bu kadar. Bu meseleyi nasıl halledeceğini öğretiyorum. Ona yaptığı hatayı gösteriyorum. Bunun bedelini ödemeli. Bir şeyi unutma Halime. Bir kıza böyle haksızlık yaparsan sonuçlarıyla kendi kızın yüzleşir sonra. Söyle, bu yaptıklarının bedelini kızımız ödese ne olur? Ne yaparsın ha? Anlat. Söyle hadi, kardeşinin başına gelse katlanır mıydın? Biraz Allah'tan kork. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Benim tek yaptığım kızımı korumaya çalışıyorum, o kadar. Şu an bunu anlayamıyorsunuz. Ama ileride haklı olduğumu söyleyeceksiniz. Bekle. Korkaklık yapma. Karşına bir zorluk çıkınca hemen böyle kaçma, tamam mı? Bana hemen kararını söyle. Hemen olmaz. Biraz zaman ver. Ne kadar mesela? En az bir hafta. Hayır, bir gün. Olsa olsa iki gün. Ama üç gün olmaz. Ve o gün cevabın dürüst ve adil bir insan gibi olmalı.
Ha tabii. İnsanlar beni suçluyor. Ben yanlış bir şey yapmadım baba. Her ne yaptıysam amacım sadece iyilikti baba. Bu iş olmazsa o zaman Harim canına kıyacaktı. Engel olmak istedim. Ben bir insanı kurtarmak, intihardan vazgeçirmek için bunu yaptım baba. Birine yardım etmenin aylarca ibadet etmek gibi olduğunu sen bize öğretmedin mi? Ben de işte bunu istedim. Ama bir hata yaptım baba. Ne hepsi bu? Sonucun böyle olacağını nereden bilebilirdim ki? İyi niyetli bir hatam hepimizin canını ne kadar çok yaktı baba. Ne olur beni affetmeye çalış. Lütfen. Lütfen kızını affet baba. Çahane ही था ये जो हुआ है वक्त के सितम ने जब से छुआ है जैसे मुझको कोई सजा मिल रही है मुश्किल से मेरी जान निकल रही है झूठे सब अफसाने अपने सब बेगाने होगा क्या आगे खुदा जानता
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.